Geldiğimden itibaren en kötü maçlarımdan bir tanesi oynadık. Bu bir. İki, ne bana ne de oyuncu grubuma hiç yakışmadı böyle mücadele. Nasıl Beşiktaş İBB maçlarından sonra Akhisar maçtan sonra övünmeyebiliyorsak burada da biraz da eleştiriyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Ne kadar da hazırlansanız, ne kadar bu maçların çok da önemini anlatsanız bazı şeyleri geçemiyorum. İlk baktığınız zaman da aslında oyunu iyi kilitlediğimiz bir maç ama defans yapalım ama hiçbir şey yapmayalım demedik dedim ben. Yani önde hiçbir şey yapamadık, hata çıkamadık. Özellikle bireysel anlamda iyi olan oyuncularını durdurmamız gerekiyordu. Özellikle Adem'i durdurmamız gerekiyordu. Yani 50 seferde söyleseniz çok basit bir çalım ve basit bir gol. Hiç değilse berabere bitirmek için uğraştığımız bir maçtı. Mağlubiyet hak ettiniz mi? Baktığınız zaman da hak ettik. Pozisyon ne var? 1,5 tane pozisyonumuz var. Nasıl iyiyken iyi diyorsak, kötüyken de bu eleştiriyi hak ediyoruz. Haftalar ilerliyor. Herkes özellikle sahadaki mücadele anlamında kendine gelmemiz gerekiyor. Buyurun arkadaşlar. Hocam, net ve açık ve samimiyle ifade ettiniz. Biz de gördük ki bu sezon oynanan en kötü futboldan biriydi. Ben bir ayrıntıya değineceğim. Zeki Yavru'nun profesyonelliğe yakışmayan davranışını nasıl? Onda başka bir durum var. Off the record sonra konuşalım. Oldu mu? Çok özür diliyorum. Off the record başka konuşalım. Var mı arkadaşlar? Ben bir şey soracağım. Buyurun. Takımın genç olduğundan bahsettiniz hocam. Dönemde de galiba futbol aklı olarak en tecrübelisi sizsiniz. Takımı toplayacak, bu gençleri toplayacak sizsiniz. Yani planlarınız vardı. Bunları söylemeyeceksiniz herhalde. Yeniden bir çıkış, Galatasaray maçıyla yeni bir hava, sonra milli maç arası daha iyi gelecek mi? Bunları gelmesi gerekiyor. Şöyle aslında hem Beşiktaş maçı hem İBB maçı bu sistem inanılmaz oynadık. Yani ondan baktığınız zaman geriye. Ya ben devam edeceğim bununla. Zaten yani bu sistemin oturduğunu düşündüğümüz için böyle devam ediyoruz. Ama biz bugün ya bir şey eksik yaptık. Yani öne çıkmadık. Yani öne çıkarken biz eksik çıktık bugün. Aslında kapattık, pozisyon vermedik. Dediğim bir şey var. Yani kendimizce bir oyun sistemini oturtturduk, oynuyoruz aslında. Yani bu takımdan çok fazla gidip de önde gidelim, yani onu yapalım, öyle. Yani biraz kafayı çıkarttığınız zaman problem yaşıyorsunuz. Ama yine de ucuz mağlup olduk. Yani çok, yani bir çalım, yani bu yenmez, olmaz öyle yani. Yani ama coşku anlamında veya istek anlamında biraz daha değil, bayağı iyi olmamız lazımdı bu maçta. Yapmadık. Yapmadık. Yani bunun en başta suçlu ben, sen benim oyuncularla birlikte. Ama dediğiniz gibi çok haftalar var, telafi etmek için uğraşacağız. Ya ben söylüyorum yani şimdi İBB'yi Beşiktaş'ı yedik oyuncu mu? Yani bitti mi her şey dedik yani. Ama bazen yani insanın bazen aşamıyoruz herhalde bazı şeyleri ya. Yani maç ayırıyoruz galiba zannederim. Aşamıyoruz bunu ama inşallah aşarız. Hocam Akhisar'da skeci penaltı yaptı. Sarı kartı gördü. İkinci penaltı da attı. Sarısı vardı, belliydi kırmızı kart göreceğini. Bugün Zeki Eyal kırmızıyı görmeseydi büyük ihtimalle Uğur kırmızı yiyecekti. Hı hı. Bu pozisyonda ikinci sarıyı verebilirdi Hakem. Doğru. Kırmızı biraz ağır gelir diye büyük ihtimalle vermedi. Çok görmeye başladık. Çok görmeye başladık ve yani şeyde sarı gören futbolcu kırmızı için yaldır hale geldi. Evet. Şimdi şöyle, mesela ben geçen hafta Alex'in pozisyonunda yani alacağız. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Her sarı kartlı oyuncu oyundan aldığınız zaman bu sefer ikili mücadeleyi eksiltiyorsunuz. Yani bu sefer oturuyor. Ya ben sarı kart görürsem hoca beni alacak diyor. Sert oyunda bırakıyoruz. Adama müdahaleyi de bırakıyoruz. Ama dediğin çoğu konuda haklısın. Yani ama Zeki'nin olayı bir farklı bir olayı var. Yani onu sonra rica edeceğim sizden. Tamam. Teşekkür. Bugünkü maç her maç gibi. Yine zor bir maç oldu. Çünkü Gençler Birliği takımı kendi evinde çok kompakt oynayan, ondan sonra hızlı çıkışları yapan, direkt oyunu iyi oynayan bir ekip. İki hafta önce Beşiktaş'ı burada mağlup ettiler. Ondan sonra Akhisar'da 3-1 öndeki 3-3'e maç sonuçlandı. Bizim geçen haftaki galibiyetimizin daha önemli hale gelebilmesi için bugün burada 1 puan hatta 3 puan almamız gerekiyordu. Şükürler olsun. Bugün 3 puan aldık.
İyi hazırlandık bu maça. Defans anlamında çok kompakt bir şekilde durduk. İkili mücadelenin zaten %57'sini kazandık. Bu çok önemli. Topa sahip oranımız %67'ye 33. İlk yarı bu 70'lerin üzerine de çıktı. Tabii bu da rakipten kaynaklanmışlar. Rakip ikinci bölgede durup bizi ikinci bölgede karşıladı. Bize topla oynamamıza izin verdi. Gençlerin stratejisi bence bize topu verip ondan sonra kaptıkları toplarla hızlı kontra atak yapmaktı. Ama biz buna müsaade vermedik. Müsaade etmedik. Bulduğumuz az da olsa gol şanslarından istediğimiz golü ikinci yarıda bulduk ve maçı 1-0 galip gelerek buradan 3 puan aldık. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben farklı bir soru soracağım size. Hı. Yıllar sonra Ankara'ya geldiniz. Futbolculuğun dışında teknik adam olarak. Stadı ve ortamı bir değerlendirir misiniz? Türkiye'nin dört bir yanına modern stadları inşa edilirken soyunma odasından tutun sizin de aldığınız basın toplantısının yapıldığı alana göre önemli ülkelerin futbol tesisatından geçmiş bir evet. Hoca olarak neler söyleyeceksiniz? Tabii ben 4 değişik ülkede futbol oynadım, futbolculuk dönemimde. Bundan kötüsünü de gördüm. O yüzden Türkiye'de statlarımız gittikçe iyiye gidiyor. Zaten hemen hemen her şeyde iyi güzel statlar yapılıyor. Ankara'ya da tahmin ediyorum, zaten bildiğim kadarıyla devre arası stat yıkılıp yerine yeni stat yapılacak ve şu an Osmanlı Spor'un statı yapılıyor. İyi statlar Ankara'da yapılacaktır, bundan eminim. Türkiye zaten iyi statları gerekiyor çünkü biz Türk futbolunu hep birlikte bir yerlere götürmemiz gerekiyor. El ele tutarsak bir yeri gelecek. İnşallah önümüzdeki yıllar daha iyi yerlere geleceğiz.